Mesela negatif kelimeleri çok kullanmak istemiyorum. Maria hocamla yayın öncesinde de konuştuk. Hani eskilerin kötü hastalık dediğin o ağır hastalıklar da çok çoğaldı. Bunun size böyle birisi geldiğinde, bunun temelinde geride ne olduğunu, enerji bedeninin neden buna maruz kaldığını, kaynağının ne olduğunu, geçmişinden atalarından mı olduğunu ya da kendi bireysi olarak yaşadığı ağır bir negatiflikten mi olduğunu, bütün bunu şimdi analiz edebiliyorsunuz değil mi hocam? Hastalıklar atalardan geçiyor. Mesela bir kişi, genetik diyoruz biz buna, işte onun babası 50 yaşında ölmüş, amcası 48 yaşında ölmüş, dede 50 yaşında ölmüş. Hepsi de aynı şekilde. Diyelim ki kalpten ya da böbrek yetmiyor. Hepsi ama aynı hastalıktan ölüyor. Bu bir aktarımdır aslında, bu genetik değildir. Negatif enerji, kişi öldüğü zaman üzerinde ne varsa, şimdi aktarım 3 defa oluyor bize hayatımız boyunca. Birincisi anneden doğumla. Babadan aktarılmaz. Çünkü anneyle çocuk arasında göbek bağı vardır. Doğarken kesilir. Doğarken aktarılıyor bu. Ama sonrasında da bizim enerji bedenlerimizde o bağ devam ediyor. Sadece fiziki olarak kesiliyor. Şimdi annenin üzerinde ne varsa çocuğuna ikiz işlem olarak geçti. Hani derler ya, çocuk annenin kaderini yaşıyor. Annenin kaderini yaşamıyor. O aktarımı aldı. İkincisi, anne vefat etti. Üzerinde ne varsa, ne kadar negatif enerji varsa, ne varsa çocuğuna miras kaldı. Babadan bir defa geçiyor, ölümle aktarılıyor. Babanın üzerindeki her şey çocuğuna miras kalır. Bakın, bunlar atalardan aktarımdır. Aynı şekilde hastalıkları yaşamış kişi, bu defa kişi panik olmaya başlıyor. Ya benim babam 50 yaşında öldü, dedem 50 yaşında öldü, amcam 48 yaşında öldü. Başlıyor 40 yaşındayken, daha benim 10 yılım kaldı. 43 yaşına geliyor, 7 yılım kaldı. Bir kere panik atak oluyor. Sinir sistemi bozuluyor. O korkuyla birlikte zaten hastalığı beslemeye başlıyor. Ve gerçekten de 50 yaşına geldiğinde ölüyor. Bunlar engellenebilir mi? Evet. Atalardan gelen aktarım temizlenir. Temizlendikten sonra bu aktarım biter. Nasıl temizlenir? Kişinin eğer anne tarafından aktarım varsa, kişi kendini temizletir. Son ata anne ise annesiyle birlikte. Son ata anneannesi ise anneannesiyle birlikte ve yok olur gider. Mesela modern bilimde de hemen tümörlerde anneyle anne tarafından tabii, hikayesini tümörlerde sorarlar, de hep aktarım vardır ama tümörlerde şöyle bir şey var. Tümörün genelde kökü nedir biliyor musunuz? İnsanlarla yapılan nedir hocam? Verilen zararlar, muska gibi, büyü gibi. Mutlaka kişide vardır. Üzüntüyle birleşir. Kişi bir üzüntü yaşar. Üzüntüyle birlikte bağışıklık sistemi düşer ve o kötü hastalığa yakalanır. Ama kökünde illa insan eliyle yapılmış bir işlem vardır. Negatif enerji, negatif işlemi. Enerji işlemi dediğimiz, evet. Ve bu şeyle birleşir. Üzüntüyle birleştiği anda açığa çıkar. Beyza Hanım, biz bu kelimeyi var ya, Maria hocanızla, evet, birlikte, yaklaş hocam, merhaba, yaklaş söyle, kullanmamak için yıllarca direndik. Vallahi bakın, benim eğitimlerimi hiç saymama gerek yok. Çok fazla, az değil. Bir pilotum, eski bir uçak mühendisi ve pilotum. Başka masterlar, doktoralar, Maria hocada da öyle. Ya tutup da biz bu yaştan sonra neymiş, biyoenerji yapıyormuşuz, biyoenerji uzmanıymışız. Ya bu muska, büyü gibi kelimeleri kullanmayalım diye birbirimizle çok savaştık. En son adına negatif enerji dedik. Gene anlaşılmadı. Anlaşılır biraz oldu ama tam anlaşılmadı. Baktık ki bu kadar yaygın toplumda. %90-95 insan bununla boğuşuyor. Boğuşuyor. İnsanın insana yaptığı, insan eliyle yapılan, ne diyeyim buna, İnanmayan da farkında hiç olmadan farkında her değil. Şey insan eliyle ki zaten. Mesela insanlar var, Beyza Hanım, nedir biliyor musunuz? Çok okumuş, diplomalar dolu, beklenir ve umulur ki kariyer yapsın. Kesik oluyor, bitiyor. Çok insanlar var, çok güzel, çok yakışıklı, evlenemiyor. Çünkü bir şeyler var, engel çıkıyor. Düğün gecesi bile bir anormallik, kopuyor. İlişkiler kopuk kopuk. İflaslar yaşıyor arka arkaya. Bir iş kuruyor, olmuyor. Bir daha iş kuruyor, o da olmuyor.
üst üste bunlar yaşanırken hayatın artık öyle bir anı geliyor ki, bakın intihar diyeceğim size şimdi. Çok çok net söylüyorum. İntihar olaylarının tamamı negatif enerjiden oluyor. Hiçbir insan hayatı çok severken birdenbire o kararı veremez. Hiçbir insan Allah'ın çok günah dediği o işi yapmaya kalkışamaz ama yapıyor. Şunu bilin ki insanlara intihar ettirilir. Hiçbir insan kendi kendine intihar etmez. İnsan başkaları tarafından, negatif enerji varlıkları tarafından öyle bir yönetilir, öyle bir karar verdirilir ki o kişi öyle, ancak öyle intihar eder. Tabii. Deminki sözüm... Zihne müdahale ediyor çünkü. Mesela doğum yapmak konusunda Allah bir kere can vermiş. O kadını ve o erkeği yaratmış. Tövbe haşa, Allah böyle bir hata yapar mı? Bir kadını çocuk doğurması zor, imkansız bir şekilde hayat verir mi ona? Bir adamı baba olamayacak şekilde güçsüz kılar mı? Neymiş azosperm, neymiş modern tıp bilimimizin söylediği dille söylüyorum. Bir sürü sebepler ve çocuk sahibi olamazsınız deniliyor ya. Reddediyoruz. Evet. Hayır diyoruz buna biz. Hayır diyoruz. Ne kadar insanımız varsa herkes duysun bunu. Öyle yıllarca o masraflı, maliyetli ve stresli tüp bebek arayışında olan kardeşlerimizin hepsi duysun. Yumurtalıklar da sağlam olması kaydıyla tabii ki. Evet, hasar görmemiş yumurtalıklar sağlam olacak ve hücreleri canlı olacak. Her şeyin kökünde negatif enerjilerle yapılan bu olumsuz işlemler var. Onlar yok olduğunda, temizlendiklerinde herkes anne baba sahibi olabiliyor. İnşallah hep öyle olur. Herkes zaten bakın gene negatif enerji kanallarıyla doğurganlığa müdahale var. Kısırlık oluşmaya başladı. Gene negatif enerjiyle frekansların oynanmasıyla, her şey frekans demiştik. Hastalıkların da bir frekansı var. Evet. Bitkilerin, her şeyin bir frekansı var. Frekanslarla oynandığında iklimler bozulabilir mi? Evet. Şu anda olduğu gibi. Frekanslarla oynadığında hastalık oluşur mu? Sadece hastalık oluşmaz. Hastalık, bir de buna yapay bir virüs eklendiği zaman, o frekanslar negatif enerji kanalıyla yayıldığı zaman evreni bile ele geçirir. Her şey yapılabilir. Ama burada önemli olan korkmak yerine birleşmek. Negatif enerji birleşmiş, çok güçlü bir hal almış. Pozitif enerji de birleşirse. Pozitif enerji de birleşirse müthiş. Daha küçük olsun. Negatif enerji daha büyük olsun. Pozitif daha küçük olsun ama birleşsin. Pozitif enerjinin gücü negatif enerjiyi yener. Şimdi aslında problemin özünde ne var? Şu anki bulunduğumuz durumu en güzel özetleyen kelime şu. Negatif cephe çok aktif, çok faal. Çok hızlı. Her şekilde ve her koşulda, her şartta birleşmeleri onların çok kolay. Hemen birleşiyorlar. Birinin bir beklentisi var, ötekinin başka beklentisi var. Tak 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 bir bakıyorsunuz, güçlenmişler, birleşmişler. Bir şekilde, aynı şekilde negatif cepheye hizmet ediyorlar. Bunlar bazen inanın her yerde olabiliyorlar. Hiç önemli değil konumları. Devletin içinde olurlar, başka yerde olurlar, toplum içinde olurlar, her sektörde olurlar ve bunlar negatif çalışırlar. Peki ötekiler ne yapıyor? Bizler iyiler. İyiler diyorum onlara. Vallahi bizler hiç iyi yapmıyoruz biliyor musunuz Beyza Hanım? En üzücü olan budur. Pasifiz çok. Bir pasifiz. Aktif olmak gerekirken negatiflerden daha çok bizler çok pasifiz. Uykudayız. Anestezi almış gibi uyuşuk yaşıyoruz. Farkındalıkları ama oluşturması gerekenler. Ya zaten. Evet. Biz, birileri var. Siz şu anda aslında var ya, birlikteyken onu yapıyoruz. Farkındalıkların oluşmasına bir görev yapıyoruz. Katkıda bulunmak istiyoruz. Çaba harcıyoruz şu anda yaptığımız şey. Uyanın diyoruz insanlara. Sen bu değilsin. Canım insanım, sen Allah tarafından öyle bir yaratıldın ki sen görevlisin. Hayata bir geliş amacın var. Hepimizin bu hayata tesadüfen gelmedik. Bizleri bekleyen görevler var. Allah'ın verdiği. Uyan, kalk, sahip ol. Aklını kullan, iradeni kullan. Kader bu değil. Hayır, kader öğrendiğin gibi değil. Kader iradeye tabidir. Senin kararın ve senin iradenle senin kaderin değişir.
ve şu anda senin aktif olma zamanın, haydi birleş, bir ol, iki olma, ikiler birleşsin, çoğalsın, güçlensin, zaman öyle bir zaman. Biz ne dedik? Kere ve şifa meleği, bir tane şifa meleği, çok güzel bir slogan. Ve bizler herkese kapımız açık ki, gönüllerimiz açık, gönül bağı diyoruz. Ama bizler öyle yapmıyoruz. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz insanlar? Kişisel ego, kişisel hırs, makam, para kazanmak. Kesinlikle. Uğruna kendini çok büyük gösterebilme çabasını o kadar çok öne çıkarıyoruz ki ben diyen bir sürü insan var. Aslında onların hepsi birer değer. Hepsinin bir artısı var. O artıları benim artılarımla onun artıları birleşse artılar çoğalacak. Çok güzelleşecek her şey. Ama biz onu yapmayı başaramıyoruz. İnsanlar birbirlerinin altını oymayı, birbirlerine çamur atmayı, birbirleriyle güya sözüm ona rekabet etmeyi. Niçin rekabet edeceğiz ki? İnsanlığa hizmet görevi ise eğer hepimizinki, hepimize görev düşer, hepimizin karnı doyar, hepimiz para kazanırız, hepimiz tatmin oluruz. Hepimiz sağlıklı oluruz ve sağlıklı oluruz. Allah da bunları görür. Allah iyiliği böyle söylüyor. Diyor ki iyilik yapmayı düşünmen bile, eğer yapmadıysan bile diyor. Eğer sen o iyiliği yapmayı düşündüysen bile sana sevap yazarım. Çünkü biz iyiliği yapıp karşımızdaki herkesten iyi beklemek, cevap almak zorunda değil ki o bana cevap vermeye. Ama ben birine iyilik yaptığımda Allah'ın onu gördüğünü, bildiğini hissetmeliyim. Allah bana iyilik yap diyor. O insanın ihtiyacı var gördüm. Ben ona iyiliği yaptım. O bana hainlik etti. Hani deriz ya, yap iyiliği at denize, balık bilmezse halık bilir. Evet. O bilir ki zaten, yapılan iyiliği bilir. O iyiliğin cevabını ve bize mükafatını o verir. Aslında kim ne yaparsa kendine yapıyor. Kimse kimseye iyilik yapmıyor, kendine iyilik yapıyor.